Dersimize başlamadan önce sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Bugün aramıza yeni bir arkadaşımız katılacak. İsmi Elif. Arkadaşlar, Elif biraz zor zamanlar geçirmiş. Depremde evi yıkılmış, babasını kaybetmiş. Elif'in annesi de bugün bizim okulda öğretmen olarak işe başlıyor. Sizden ricam şu. Elif'e kendini evinde hissettirmeniz için elinizden gelen her şeyi yapmanız. Anlaştık mı? Elif şimdi rehber öğretmenimizle beraber dışarıda bizi bekliyor. Çağıralım mı artık? Çağıralım öğretmeni. Tanı öğretmenim, gelebilirsiniz. Teşekkür ederiz Lale Hocam. Evet çocuklar, yeni arkadaşımız Elif'le tanışalım. Elif'ciğim, hoş geldin. Arkadaşlar, hep birlikte bir hoş geldin diyelim mi Elif'e? Hoş geldin Elif. Çok teşekkür ederim hocam size de. Rica ederim Lale Hocam, iyi dersler. Sağ olun. Elif'ciğim, hadi sen de geç bakalım yerine. Gelişme var mı acaba? Yani erken çağırdığına göre umarım vardır. İnşallah. Evet. Bakalım. Hah, Meral Hanım. Sizi çok erken saatte çağırdım ama çok güzel bir haberim var. Gerçekten mi? Mercan öğretmen ve kızı Elif için ev tutuldu. Ah, çok şükür. Sağ olsun müdür bey yardımcı oldu. Akrabası çok büyük bir indirim yaptı. Çok güzel olmuş ama eşyalar ne olacak? İşte ben de sizi bu yüzden çağırdım. Öğretmenimiz depremde her şeyini kaybetti. Ya el birliğiyle gerekeni yaparız. Ya böyle durumlarda dayanışma gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Ben eşimle konuşayım. O çalıştığı firmadan beyaz eşyaları indirimli alsın bizim için. Çok iyi düşündün İknur'cum. Sen bugün eşinle konuş, bize haber ver. Tamam. Hem patronları çok iyi insanlar. Belki konunun ne olduğunu duyunca onlar da destek olmak ister. Ya bu arada annem çok yaşlı olduğu için bize taşındı. Eşyaları da evde öyle duruyor. Ya bazıları tabii çok eski ama yani koltuk takımı, mutfak eşyaları falan yepyeni. Mercan öğretmen söyleyelim gelsin, istediği ihtiyacı olan ne varsa alsın, olur mu? Harika olur. O zaman şöyle yapalım. İknur'cum beyaz eşyalarla ilgili bana haber verdiğinde ben de Mercan öğretmenle görüşeyim. Olur. Ama Elif için de bir şeyler yapmak gerekebilir. Doğru. Yani giyecek kıyafeti olmayabilir. Masraf yapmasınlar. Biz bizim çocuklardan Elif'e göre olan temiz, düzgün kıyafetleri toparlayalım. Olur mu? Tabii tabii. Hem Elif için kıyafet ayıralım hem de diğer depremzede çocuklara yollayalım toplayıp. Yani çocuklarımıza söyleyelim, Elif'le de ilgilensinler. Yalnız bırakmasınlar, destek olsunlar. Evet. Ben şimdi eve giderken bizim sokakta oturan velilere de uğrarım. Onlara da söylerim kıyafet ayırmalarını. İknur çok doğru söyledi Fatmacığım. O zaman şöyle yapalım, organize olalım. Bugün burada olmayan velilerimize haber verelim. Kendi aramızda bir yardım kampanyası başlatalım. Bunu da bugün gelmeyen velilere iletelim. Şahane olur. Olur. Hadi gidelim o zaman. Lütfen hadi, buyurun. Hah, Fatmacığım buyur. Ay Özlemciğim ya, kusura bakma, böyle çat kapı geldim ama önemli bir konuydu da böyle yüz yüze konuşayım dedim canım. Ay ne oldu canım, konu nedir? Merhaba, hoş geldiniz. Ah, hoş bulduk canım. Hoş geldin kızım. Canım önemli bir şey mi? Ya, çocukların okulunda depremzede bir öğretmen işe başladı. Hı. Eşini de kaybetmiş. Ay. Şimdi Mercan öğretmenin kızı Elif. Hı. Bizim çocuklarla aynı sınıfta. Hı. Diyorum ki yani böyle senin çocukların uygun kıyafetlerinden varsa hem Elif için hem de depremzede çocuklar için toplayıp göndereceğiz. Olur tabii, ben bakarım bizim çocukların kıyafetlerinden. Tabii ki. Ne güzel düşünmüşsünüz. Ben kalkayım o zaman. Bu civardaki diğer velilerle de görüşeceğim çünkü. Tamam olur. Hadi ablanı bir geçiriversin. Geçireyim ben size, buyurun. Tamam. Sonunda ne yapacaksın? Bilmem. İstersen bize gel. Birlikte oyun oynayıp ders çalışırız. Hem sen yeni geldin ya, belki sıkılırsın. Ben senin arkadaş olmayı çok istiyorum. Ben de çok isterim. Teşekkür ederim.
En sevgilin ne? Benim kırmızım. Benim sizin ne? Kim buna? Ay yok, bunu da veremem. Zamanında kaç paraya aldım ben bunu? Kaliteli. Yok. Anne, bunları da verirsin benim için. Benim de çorbada tuzum olsun. Bakayım. Aa, kızım bu olmaz, daha yepyeni, görmüyor musun? Buna bakalım. Aa, bunu daha geçen hafta aldım. Vallahi etiketi daha çöpte duruyor. Olmaz kızım, yok. Anne, bilerek seçtim ben onları. Yani eski püskü kıyafetleri gönderme sen de. Ha, oldu. Gideyim bir de AVM'den alışveriş yapayım, öyle göndereyim, olur mu? Ya olması gereken şey o zaten anne. Ya kendi onların yerine koy. Yani sana böyle eski püskü, yırtık kıyafetler gönderirse ne hissederdin? Bak bunlar benim kıyafetlerim. Sen göndermezsen ben gönderirim Fatma ablaya. Anne. Canım. Bunu da koyalım mı? E bu senin en sevdiğin kabının değil mi? Olsun. En sevdiğimiz şeyleri bile paylaşabilmek bizi iyi bir insan yaparmış. Öğretmenimiz söylemişti. Çok doğru söylemiş öğretmenim. Hadi onu da koy. Anne. Canım. Hafta sonu Elif bize gelirse o pekmezli kurabiyelerinden yapar mısın? Kurabiye mi istiyorsun sen? Ya benim kızım kurabiye ister de ben yapmaz mıyım? Yaparım tabii kurabiye, pekmezim benim. Sevgili veliler, okul aile birliği bir okulun velileri ve öğretmenleri arasında bir işbirliği platformu olarak kurulur. Bu birlik, okul ve aileler arasında daha etkili iletişim kurmayı, öğrenci başarısını desteklemeyi ve okul topluluğunu güçlendirmeyi amaçlar. Okul Aile Birliği, velilerin okul etkinliklerine ve toplantılarına daha fazla katılmalarını sağlar. Bu, velilerin çocuklarının eğitimine daha fazla dahil olmalarına ve bu süreçte etkin rol oynamalarına olanak tanır. Ayrıca okul aile birliğinin oluşturduğu topluluğun özellikle afet yaşamış, zor duruma düşmüş kişiler, öğrenci ve öğretmenler için ihtiyaç duyulan yardımı ve desteği sağlaması günümüz koşullarında büyük önem taşımaktadır. Okul aile birliği olarak bu konuya gereken hassasiyeti göstermek toplumsal sorumluluğumuzdur. Değerli veliler, okul aile birliği içinde yer almanız ve etkinliklerine katılmanız, sizlerin ve çocuklarınızın eğitimi üzerinde daha etkili olması için çok önemlidir. Meraklarım var benim, soracağım.